Soğuk ve rüzgarlı bir sonbahar gününden herkese selamlar. Bu videomu bir buğday tarlasının yanından yapıyorum. Birazcık edebiyat parçaladım sanırım ama bugünkü videomuzun konusu uzatma başvuruları, sonuçları. Bununla alakalı birkaç tane daha videom vardı aslında. Ama süreç uzadıkça insanlar ister istemez çok rahat olamıyor. Hani sonuç ne olacak? Ne zaman sonuç gelecek gibi şeyler düşünüp duruyoruz. Ve bu süreci beklerken de şunu düşünüyoruz. Hani ya bir sonraki aşamada atıyorum bir şey alacaksın, alamıyorsun. İşte ev değiştireceksin, değiştiremiyorsun. Bekleyelim bakalım. Uzatmadan sonra, uzatma sonucundan sonra ona göre hareket edeceğiz diyorsunuz. Ama bekliyorsunuz. Bir sonuç olmuyor. Ben artık unuttum yani böyle gelecek mi sonuç gelmeyecek mi diye. Çok fazla kafama takmamaya çalışıyorum. Bazen gerçekten de unutuyorum yani. Hani öyle bir gündem mi vardı falan gibilerinden. Gruplarda falan görüyorum. Tabii çok şükür hani bir problem yok. Şimdi güzel bir şekilde yaşamımızı idame ettiriyoruz. Ama bazen diğer insanları görüyorum. Çok daha zor durumda olanlar var. Yani zor durumda derken işte hastalıktı, sağlıktı, bu gibi problemlerden dolayı gidemeyenler de var. Onları gördükçe insan gerçekten üzülüyor. Bu süreci bilmiyorum. Bir şekilde atlatacağız. Er ya da geç bir sonuç gelecek herhalde. Kimse kimseyi unutmamıştır diye düşünüyorum. Herhangi bir standart da yok. Hani kimisi çok bekliyor. Kimisi hiç beklemiyor. Bir arkadaş var. Belki onun yayını alabilirim. Onunki çok çabuk açıklandı. 14 ay falan bekleyen birini duydum. Geçen bir grupta gördüm. Hani herhalde ben ilkim falan 14 aydır bekliyorum falan diyordu. Böyle bir süreç söz konusu. İngiltere hani ne kadar da böyle kocaman bir ülke olsa da hemen hemen herkes birbirinden haberdar oluyor. Özellikle ilk dönemlerde daha ağırlıklı videolar çektiğim için birçok insan bir şekilde videolarıma denk gelmiş oluyor. Bazen karşılaşınca "Aa ben senin videolarını izliyordum" falan diyenler oluyor. O yüzden hani sizler de aynı süreçteysiniz ya da hangi süreçteysiniz yorumlarda mutlaka yazın. İşte neredesiniz, ne kadardır bekliyorsunuz, hiç gittiniz mi? Biz geldiğimizden beri Türkiye'ye hiç gitmedik. 1,5 yıldan fazla oldu. 1 yıl 8 ay falan oldu. Türkiye'ye bizden sonra 2-3-4 kere giden falan oldu. İşte vizeyi beklediğin için hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir yere gidemiyorsun. Gidersen de vizen yanıyor. Böyle bir oyun işte. Squad Game'deki gibi çeşitli kriterler var böyle. Basit ama yapmaman gereken şeyler var. Bu süreci bekliyoruz. Umuyorum sizlerin de süreci daha kolay geçer. Bu süreci güzel yönetirsiniz. Evet, uzatma mevzusu genel olarak bu şekilde. Hani İngiltere'de olmayanlar bunu çok anlayamaz bence. Burada olanlar, özellikle bizim gibi Ankara Anlaşması'yla yeni gelenler, yani bizim gibi son 1-2 yılda gelenler falan bu konuyu daha iyi anlayabilirler başlarına geldiği için. Bunun dışında şöyle sorularla karşılaşıyorum. İşte benzin yok mu gerçekten? Ne gibi, hani çok mu zor durumdasınız, marketler kapalı mı gibi sorular geliyor. Yavaş yavaş bu gündemden düşüyor tabii ama bununla alakalı söyleyeceklerim şunlar. Evet, bir benzin problemi yaşandı. Bir de haberlere falan yansıyınca yerli halk hemen benzin istasyonlarına gitti. Benzin azsa da daha da iyice azaldı. Bir hafta gibi bir zaman diliminde bu problem yaşandı. Ondan sonra bir şekilde benzin bulabildik yani. Çok ciddi bir problem, kriz, aman Allah'ım işte otomobilleri kullanamıyoruz gibi bir durum söz konusu olmadı. Biraz basının, Türkiye'deki medyanın abartmasından dolayı olduğunu düşünüyorum bunun. Marketlerde de aynı şekilde ciddi bir şey ben hiç görmedim. İşte Aldi ya da işte Lidl gibi marketlerde dediğim gibi hiç böyle bir problem görmedim. Ki genelde ben Aldi'ye gidiyoruz biz genelde. Aldi'de böyle hiç bir sorun yaşamadık. Hani
Evet, şunu kabul ediyorum. Biz geldik, işte pandemi oldu. Biz geldik, işte benzin muhabbeti oldu. Ama biz her şey zaten biz geldikten sonra oldu. Bizde de ne şans varmış falan diyoruz. Biz geldik, işte ciddi sıkıntılar oluştu falan diye aramızda espri yapıyoruz zaman zaman. Ama bunun dışında ciddi anlamda bir problem olmadı. Pandemi konusuna da değineyim. Ondan sonra da videomu tamamlayayım. Pandemi konusu şöyle. Biliyorsunuz ki uzun bir müddet Türkiye kırmızı listedeydi. İngiltere'nin kırmızı listesindeydi. Daha sonra kırmızı listeden çıkartıldı Türkiye. Ama bu Türkiye'ye özel olan bir şey değil. Birçok ülkeyi çıkarttılar. Ondan dolayı Türkiye'de çıkarttı. Bunu da belirteyim. Bunun yanı sıra Türkiye'deki aşılar tanınmıyordu. Türkiye'de aşılar tanınmaya başlandı. O süreçte insanlar bayağı bir zor durumlar yaşadılar. Aşım oldu mu, olmadı mı, geçerli mi, geçerli değil mi? İşte PCR testi olacak mı, olmayacak mı? Hangi PCR testi olacak gibi gibi bir sürü sorular oluştu. En azından aşıları geçmesi güzel. Şimdi bildiğim kadarıyla ikinci gün PCR testi falan isteniyor. Bu süreci de atlattıktan sonra artık umuyorum ki Türkiye'ye rahat bir şekilde herhangi bir ülke içi bir yerden bir yere gidebilmiş gibi Türkiye'ye de gidip gelebileceğiz. Tabii ki vizelerimiz olduğu müddetçe. Bugünlerde farklı olarak hani İngiltere'nin özellikle geceleyin işte Halloween var. Geçen eve giderken baktım böyle cadı kıyafetleriyle insanlar ortada böyle manyak gibi dolaşıyorlar. Bir garip geldi. Bir de Bonfire Night var. O 5 Kasım'da kutlanıyor. O da bir yani bayağı bir ciddi bir havai fişek gösterisi oluyor. O kadar çok patlıyor ki artık bir yerden sonra insan takip edemiyor. Bayağı böyle bir şölen şeklinde. Bizim nasıl 29 Ekim'de İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nde havai fişek gösterisi oluyor ya, onun gibi burada da her yerde havai fişek gösterisi oluyor. Mutlaka. Geçen sene de olmuştu. Bu sene de bizim ikinci yılımıza girdiğimiz için bu sene de aynı şölene şahitlik ettik diyebilirim. İşte yavaş yavaş yılbaşı geliyor. Biliyorsunuz ki burada yılbaşına çok önem veriliyor. O yüzden de ufak tefek süslemeleri şimdiden görmeye başladık ama bundan sonra çok daha fazla göreceğiz. İyice yaklaştıktan sonra şimdilik bazı kapılarda Halloween'dan dolayı bal kabağı falan görebiliyoruz. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Dediğim gibi mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız önemli gerçekten. Çünkü videoları çekince izlenme sayılarından ziyade yapılan yorumlar daha ciddi motivasyon kaynağı oluyor. Ne kadar yorum yaparsanız o kadar çok video çekme isteği oluşuyor bende. O yüzden yorum yapın. Mutlaka yorumlarınızı yapın. Mesaj atın. Takip edin. Bir şekilde iletişime geçelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.